Merhaba, bu derste tematik haritaların nasıl oluşturulacağı ve oluşturulan tematiklerin nasıl düzenleneceği anlatılacaktır. Ayrıca tematik haritaların nasıl daha anlaşılır hale getirildiği ve analiz sonuçlarının nasıl daha iyi aktarıldığı hakkında bilgiler verilecektir. Tematik haritaları anlama. MapInfo'da yeni bir tematik harita oluşturulduğunda bu tematik katman harita penceresine ayrı bir katman olarak eklenir ve verilerinden oluştuğu ana tablonun hemen üstünde yer alır. Tematikler, oluşturuldukları katmana bağlı renk dosyalarıdır. Bağlı oldukları tablo silindiğinde ya da kapandığında o tematikler de silinecek ya da kapanacaklardır. Bir tablo için birçok tematik katman oluşturulabilir. Gezgin penceresi kullanılarak ilgili tematik katmanlar harita penceresinde gösterilebilir veya görünürlüğü kapatılabilir. MapInfo, 7 farklı türde tematik oluşturma imkanı sağlar. Her tipin kendine özgü bir amacı ve özelliği bulunmaktadır. Tematik türlerini incelemek için genel sekmesi aç, proje dosyası aç komutuna tıklayınız ve bölüm 15 klasöründe yer alan tematik proje dosyasını açınız. Ardından harita sekmesi içerik grubundan tematik ekle komutuna tıklayınız. Aralık tematiği. Her renk belirli bir sayısal aralığı gösterir. Örneğin 0 ile 750 arasında değerleriniz var ise bu değerler istenilen aralığa bölünerek objeler renklendirilebilir. Çubuk grafik tematiği. Her objenin üzerine renklendirilmiş bir çubuk grafiği yerleştirilir. Pasta grafik tematiği. Her objenin üzerine renklendirilmiş bir pasta grafiği yerleştirilir. Büyüyen tematik. Verinin büyüklüğüne göre sembolün büyüklüğü değişir. Yani büyük semboller büyük değerleri gösterirken küçük semboller de küçük değerleri gösterir. Nokta yoğunluk tematiği. Noktaların toplam sayısı o alanın değerini temsil edecek şekilde noktalar sınır alan üzerinde dağıtılır. Bireysel tematik. Her değer ayrı bir renk veya sembol ile gösterilir. Grid tematiği. Bir alan üzerindeki veriler enterpolasyon metotlarından tüm ve IDV'yi kullanarak yüzeylendirilir ve dağılım haritası elde edilir. Aralık tanımlı tematik harita oluşturma. Aralık tanımlı tematik haritalar belirli bir aralıktaki değerleri belli bir renkte veya stilde gösterir. Bu uygulamada iller tablosunun nüfus 2014 kolonuna göre aralık tanımlı tematik haritası yapılacaktır. Uygulamaya başlamak için harita sekmesi içerik grubundan tematik ekle komutuna tıklayınız. Bir tematik harita 3 adımda oluşturulur. Her adımın ayrı bir diyaloğu bulunmaktadır. Adım 1. İlk adımda oluşturulmak istenilen tematik haritanın tipi seçilir. Tematik harita yap, adım 1 diyaloğunda tematik tipi seçildikten sonra kullanılacak şablon seçilmelidir. Her tematik harita tipi için daha önceden hazırlanmış şablonlar mevcuttur. Bu şablonlarda dikkat edilmesi gereken obje tipi neyse o tipin şablonu seçilmelidir. Bu örnekte iller tablosu alan objelerinden oluştuğu için region şablonlarından biri seçilmelidir. Tip kısmından aralık seçeneğini seçiniz. Şablon kısmından region ranges default seçeneğini seçiniz ve ileri komutuna tıklayınız. Adım 2. Açılan tematik harita yap adım 2 diyaloğunda kullanılacak olan tablo ve kolon seçilir. Tablo listesinden iller tablosunun seçili olduğundan emin olunuz. Kolon listesinden nüfus 2014 kolonunu seçiniz. Boşları alma seçeneği, veri sayfası boş olan nesnelerin tematik haritada görüntülenmemesini sağlar. Bir sonraki adıma geçmek için ileri butonuna tıklayınız. Tematik harita yap adım 3 diyaloğunda aralıklar, kullanılacak olan renkler ve lejant ile ilgili ayarlamalar yapılır. Not: boşları alma seçeneği, veri sayfası boş olan nesnelerin tematik haritada görüntülenmemesini sağlar. Bir sonraki adıma geçmek için ileri butonuna tıklayınız. Bu diyalogda aralık komutu ile oluşturulacak olan tematiğin aralık değerlerini ve bu değerleri bir veya daha fazla kolona bölme işlemi yapılır. Stiller komutu, sembolün tipini, rengini ve büyüklüğünün değiştirilmesini sağlar. Lejant komutu ile lejanta ait düzenlemeler yapılır. Not: lejant ile ilgili düzenlemeler tematik oluşturulduktan sonra da yapılabilir.
Bu diyalogda herhangi bir düzenleme yapmayınız ve tamam butonuna tıklayınız. Seçilen renklerde tematik harita oluşturulacaktır. Ayrıca gezgin penceresine bakıldığında aralıklı tematiğin eklendiği görülecektir. Oluşturulan tematik haritada Harry kendi nüfus değerine göre renklenmiş olarak harita penceresinde görüntülenir. Tematik harita oluşturulduğunda lejant tasarım penceresi otomatik olarak oluşur ve tematik haritanın üzerindeki renkleri, sembolleri, stilleri, anlamlarını ve bunların her birinin içerdikleri kayıt sayısını parantez içindeki rakamlar ile gösterir. Tematik haritayı düzenleme. Bir önceki uygulamada yapılan tematik harita varsayılan ayarlarla yapılmıştır. Tematik yapılırken aralık, stiller ve lejant ayarlarından ayarlamalar değiştirilebilir. Gezgin penceresinde oluşturulan tematik katmana tıklandığında tematik sekmesi etkin hale gelecektir. Şimdi ise tematik sekmesi incelenecektir. Tematik kolonu. Ribbon'da yer alan tematik kolonu, tematik yapılan kolonu değiştirmesine olanak sağlar. Tematik kolonu aşağı açılı listesinden istenilen başka bir kolon ile değiştirilebilir. Lejant ve tematik katmanlarda veri içeriğine göre otomatik olarak değişecektir. Not: aralık tipi tematik için değiştirmek istenen kolonlar sayısal kolonlar olmalıdır. Metot: bu diyalog yardımı ile aralıkları değişik metotlarla hesaplamak ve aralık sayısını değiştirmek mümkündür. Aralık hesaplama metotları: eşit sayılı. Her aralığa eşit sayıda kayıt eklenir. Eşit aralıklı. Her aralığı eşit büyüklükte hesaplar. Standart sapma. Her aralık ortalama değeri ve onun standart sapma aralığını içerir. Doğal kırılma. Her aralıkta değerleri birbirine yakın kayıtlara yer alır. Her aralığın ortalaması mümkün olduğu kadar o aralıkta yer alan değerlere yakındır. Bölümleme. Aralıkta verinizin başka bir kısmı üzerinde yüzdelik olarak dağılırlar. Özel. Aralık sayısı kullanıcı tarafından tanımlanır. Aralıkların maksimum ve minimum değerleri kullanıcı tarafından özel olarak girilebilir. Tematik haritanın aralık kısmı ve yuvarlama sayısı istenilen değerlerde değiştirilebilir. Aralık. Oluşturulan tematik haritanın aralığı değiştirilebilir. Kolondan alınan bilgiler seçilen metot ve belirtilen aralığa göre yeniden hesaplanır. Hem lejant penceresi hem de gezgin penceresinde bulunan tematik katmanlar otomatik olarak düzenlenir. Yuvarlama sayısı. Oluşturulan tematik haritanın yuvarlama sayısı 10 ve katları şeklinde değiştirilebilir. Kolondan alınan bilgilere göre değiştirilen yuvarlama sayısı yeniden hesaplanır ve değerler hem lejant penceresi hem de gezgin penceresinde bulunan tematik katmanlar otomatik olarak düzenlenir. Tematik aralıklarını yeniden hesapla. Tematik aralıkları değiştirdikten sonra aralıkların yeniden hesaplanması için tematik aralıklarını yeniden hesapla komutuna tıklanır. Renk paletleri. Tematik haritanın rengi açılı pencerede sunulan renk seçeneklerinden istenilen dağılımda ve tonda renkler seçilerek değiştirilebilir. Stiller. Düzenleme grubunda bulunan stiller komutu kullanılarak tematik haritada kullanılan stiller ve renkler değiştirilebilir. Aralık stillerini değiştir diyaloğunun sol tarafında her aralık için bir stil butonu yer alır. Bu butonlardan herhangi birine tıklanıp o aralık için tanımlı sembol değiştirilebilir. Otomatik dağılım bölümünde bulunan renk seçeneği, seçilen ilk aralık ve son aralık rengine göre aralıkta bulunan diğer renkleri otomatik olarak derecelendirir. Hiçbir seçeneği seçilirse her aralık için birbirinden bağımsız olarak renkler seçilebilir. Uygulama için metodu eşit sayılı olarak bırakınız. Aralık değerini 8 olarak değiştiriniz. Renk paletlerinden ekranda örnek olarak verilen rengi seçiniz. Tematik haritanın aralık sayısı ve rengi değiştirdikten sonra elde edilen tematik harita görüntüsü ekrandaki gibi olacaktır. Not: değiştirilen aralık sayısının hem lejant penceresinde hem de gezgin penceresinde otomatik olarak hesaplanıp düzenlendiğine dikkat ediniz. Oluşturulan bu tematik haritada koyu renkler nüfusun fazla olduğu illeri gösterirken
Açık renkler ise nüfusun az olduğu illeri göstermektedir. Lejant düzenleme. Oluşturulan tematik haritaya lejant başlıkları, etiketleri, fontları, lejant kutucuklarının en boy oranı gibi düzenlemeleri lejant düzenle komutundan yapılabilir. Lejant penceresine tıklandığında lejant sekmesi eklenecektir. Ekrana gelen lejant sekmesinden lejant düzenle komutuna tıklayınız. Lejant çerçeve özellikleri diyaloğu ekrana gelecektir. Lejant tasarımcısı üzerinde lejanta çift tıklandığında da yine bu pencere açılacaktır. Lejanta görünmesi istenmeyen aralıkların lejant çerçeve özellikleri penceresinden görünürlük fikri kaldırılarak görünürlüğü kapatılabilir. Etiketler kısmında bulunan butonlar ile etiketler için font belirlenebilir. Etiketler artan şekilde veya azalan şekilde sıralanabilir. Kayıt sayısı gösterimini ayarla kısmında lejanta yer alan parantez içindeki sayılar hangi aralıkta kaç kayıt olduğunu göstermektedir. Başlık kısmına 2000 yılı nüfus yoğunluğu yazınız. Alt başlık kısmına nüfus yoğunluğunun illere göre dağılımı yazınız. Kayıt sayısı gösterimini üzerine bir kez tıklayarak kapatınız. Ardından tamama tıklayınız. Yapılan düzenlemeler neticesinde elde edilen lejant ekrandaki şekilde görünecektir. Lejant penceresinde lejant kutusuna sağ tıklayınız. Ekrana gelen pencereden metin çerçevesi ekleyi seçiniz. Gelen metin kutusuna harita açıklamaları metnine giriniz ve tamama tıklayınız. Lejant sekmesi içerik grubu yenile açılır listesinde yenile komutu ile lejant gösterimi dikey veya yatay olarak değiştirilebilir. Düzenlemeler sonucu lejantın son hali ekrandaki gibi olacaktır. Not: Oluşturulan bir tematik için lejant bilgileri eksik geliyor ise lejant çerçeve özelliklerinden görünürlüğü açılabilir. Tematik şablonların kullanımı. Bütün tematik şablonlar değiştirilebilir, silinebilir veya yeni şablonlar oluşturulabilir. Bu uygulamada iller tablosu için oluşturulan aralık tematik haritanın ayarları şablon olarak kaydedilecektir. Gezgin penceresinden aralıklara göre nüfus 2000 tematik katmanına tıklayınız. Açılan tematik sekmesinden şablonunu farklı kaydet komutuna tıklayınız. Adı kısmına aralık tipi, şablon yazınız ve tamam butonuna tıklayınız. Bu diyalog kullanılarak yeni bir şablon kaydedilebilir, var olan bir şablonun ismi değiştirilebilir, üzerine yeni ayarlar kaydedilebilir veya silinebilir. Bu uygulamada oluşturulan şablonu görüntüleyip üzerinde değişiklik yapılacaktır. Şablonu yeni bir tematik harita üzerinde uygulamak için harita penceresinde tıklayıp aktif ediniz. Harita sekmesi tematik ekle komutuna tıklayınız. Tematik harita tipi olarak aralık seçiniz ve şablon adı listesinden aralık tipi şablonu seçiniz. Ön izleme penceresinde kaydedilen şablon görüntülenecektir. Aynı renk ve aralıklardan tekrar harita yapılmak istendiğinde bu şablon seçilir. Eğer lejant yazıları daha önce oluşturulan yazılardan kullanılmak istenirse, değiştirilmiş lejant yazısını kullanan kutusunu işaretleyiniz. İleri butonuna tıklayıp sonraki diyaloğa geçiniz. Tematik harita yap, adım 2 diyaloğunda tablo listesinden iller tablosunu, kolon listesinden nüfus 2000 kolonunu seçiniz. Ardından ileri butonuna tıklayınız. Tematik oluştur, adım 3 diyaloğundaki stillerden birkaç kategori için stili değiştiriniz ve tamama tıklayınız. Değişiklikleri mevcut şablon üzerine kaydetmek için şablon grubundan farklı kaydete tıklayınız. Açılan diyalogdan aralık tipi şablon adlı şablonu seçiniz ve tamam butonuna tıklayınız.
Ekrana gelen üzerine yazılsın mı uyarı penceresinde tamam butonuna tıklayarak devam ediniz. Tematik haritayı oluşturmak için tamama tıklayınız. Unutmayınız, lejant başlığı ve lejant öğelerindeki fontun sürekli Türkçe olması için Pro, Seçenekler, Pencere, Lejant penceresi kısmından fontları Türkçe yapınız. Tematik haritaları saklama veya kaydetmek. Tematik haritalar renk dosyaları olduğundan içlerinde obje bulundurmazlar ve bir tabloya bağlı çalışırlar. Bu sebeple tematikler normal bir katmanmış gibi saklanamazlar. Tematik haritaların saklanması için proje dosyası olarak kaydedilmesi gerekir. Bunun yanı sıra tematik katmanı tablo ile eşleştirilebilir. Yani tematik hangi tabloya bağlı oluşturulduysa o tablo açıldığında tematiğin de açılması sağlanabilir. Tematiği proje olarak saklama. Bu uygulama mevcut bir proje dosyasından açıldığı için kaydedilirken farklı bir proje dosyası olarak kaydedilecektir. Genel sekmesi proje dosyasını kaydet açılır listesinden proje dosyasını farklı kaydet komutuna tıklayınız. Bölüm 15 klasörüne tematik harita yazınız ve kaydet butonuna tıklayınız. Tematiği tablo ile eşleştirme. Tematik harita yapılırken tematiğin 3. adımında bulunan tematiği tablo ile eşleştir bölümünde tabloyu bu şekilde aç seçeneği işaretlenirse tematik oluşturulduğu tabloya bağlanır. Yani tematik haritanın oluşturulduğu tablo daha sonra ne zaman açılırsa tematik de açılacaktır. Tablodan tematiği silmek için tablo normal şekilde açılsın seçeneği işaretlenir. Bir tematik katmanının kaldırılması için gezgin penceresinden katmanın görünürlük butonunun işareti kaldırılarak geçici olarak kaldırılabilir ya da tematik katman gezgin penceresinden katman kaldır butonu ile çıkartılarak daimi olarak kaldırılabilir. Unutmayınız, tematik katman gezgin penceresinden çıkartıldığında ilgili tematik katman tekrar kullanılmaz. Tekrar kullanmak için tematiği yeniden oluşturmak gerekir. Uygulamayı sonlandırma ve bir sonraki uygulamaya geçmek için gezgin penceresinden tematik katmanı seçiniz ve katman kaldıra tıklayınız. Bireysel tematik harita oluşturma. Bireysel tematik haritada kolondaki bilgiler kategorilere göre renklendirilir. Yani her değer ayrı bir renk veya sembol ile gösterilir. Bu uygulamada hangi donatının hangi grupta yer aldığını görebilmek için donatılar tablosu tip kolonunun bireysel tematik haritası oluşturulacaktır. Harita penceresini aktif hale getiriniz ve harita sekmesi içerik grubu tematik ekle komutuna tıklayınız. Tematik harita yap, adım 1 diyaloğundan bireyseli seçiniz. Donatılar tablosu noktasal objelerden oluştuğunda şablon adı listesinden Point, Int, Value, Default'u seçiniz ve ileri butonuna tıklayınız. Tematik harita yap, adım 2 diyaloğundan tablo listesinden donatılar tablosunu seçiniz. Kolon listesinden tipi kolonunu seçiniz ve ileri butonuna tıklayınız. Tematik oluştur, adım 3 diyaloğunda ise stiller seçeneğine tıklayınız ve her tip için farklı bir sembol ve renk seçiniz. Stiller seçeneğini incelediğinizde farklı sembollerin bulunduğu sembol kütüphanesinin olduğunu göreceksiniz. Burada birçok ihtiyacı karşılayacak semboller bulunmaktadır. MapInfo'ya dışarıdan da semboller eklenebilmektedir. Bunun için font açılır penceresinden özel sembolleri seçerek istediğiniz sembolü sembol kütüphanesine ekleyebilirsiniz. Satır tipinin stiline tıklayınız ve özel semboller kütüphanesini açınız. Ekle butonuna tıklayıp bölüm 15 klasörü içerisindeki Türk Lirası resmini seçip aça tıklayınız. Gelen pencerede tamam butonuna tıklayıp sembolleri incelediğinizde Türk Lirası resminin eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Bu sembolü seçip tamam butonuna tıklayınız. Tematik haritayı oluşturmak için tamam butonuna tıklayınız. Unutmayınız,
Bireysel tematik ile hem sayı hem karakter tipindeki kolonlarda yer alan verilerden tematik harita oluşturulabilir. Diğer tematik tiplerinde sadece sayısal değerli veriler ile tematik oluşturulur. Bir sonraki uygulamaya geçmek için genel sekmesi kapat, tüm dosyaları kapat ile açık pencereleri kapatınız. Tematik için başka tablodan veri kullanma. Tematik harita oluşturulurken haritada gösterilmek istenen bilgiler bazen başka tabloda olabilir. Bu bilgileri başka tablolardan çekmek gerektiğinde eşleştirme işlemi yapılmalıdır. Tematik eşleştirme özelliği ile başka tablodaki bilgiler tematik yapılmak istenen tabloya geçici bir kolonla önce yazdırılır ve ardından tablo o bilgilerle renklendirilir. Tabloları eşleştirme aynı bilgileri içeren ortak kolonla ya da ortak coğrafi bilgiye sahip olan objelerle yapılabilir. Bu işlemin bir benzeri tablo yapısı bölümünde ve SQL sorgulama işlemleri bölümünde de kullanılmıştır. Buradaki fark tabloya çekilen veriler geçici olarak eklenecektir. Hatırlatma. Başka tablodan veri kullanma konusu tablo yapısı bölümünde farklı tablodaki bilgileri kullanarak kolon güncelleme başlığında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Tematik için başka tablodan veri kullanma, kolon eşleştirme. Bu uygulamada iller tablosu satış bilgilerinin yer aldığı bir başka tablodaki verilere göre renklendirilecektir. Satış tablosunun haritası olmadığı için tematik olarak göstermek istenildiğinde haritası olan iller tablosunun ortak kolonu ile bir eşleşme yapılacaktır. Uygulamaya başlamak için genel sekmesi aç tablo komutundan bölüm 15 klasöründeki iller ve satış 97 dosyalarını seçip açınız. Satış 97 dosyasına ait herhangi bir harita objesi bulunmadığından veri sayfası olarak ekrana gelecektir. Satış 97 tablosu bir mağazanın il bazında yapmış olduğu satışları göstermektedir. Tematik harita oluşturmadan önce durum çubuğuna bakıldığında satış 97 tablosunun veri tabanındaki kayı sayısının 70 olduğu görülür. Bu durum bize bazı illerde satış kaydının olmadığını göstermektedir. İller tablosunu satış 97 veri sayfasında bulunan bilgilere göre renklendirmek için öncelikle bu iki tablonun eşleştirilmesi gerekir. Tabloların kolonları incelendiğinde her iki tabloda da aynı verileri içeren yani eşleştirme kolonunun il adı olduğu görülecektir. Eşleştirme işlemi il adı kolonundan yapılacaktır. Unutmayınız, burada anlatılan eşleştirme işlemi tablo yapısı konusundaki farklı tablolardaki bilgileri kullanarak kolon güncelleme ve coğrafya özellikleri kullanarak kolonu değiştirme başlıklarında anlatılan işlem ile aynıdır. Harita penceresine tıklayıp haritayı aktif hale getiriniz. Harita sekmesi tematik ekle komutuna tıklayınız. Tip kısmından aralık, şablon adı listesinden Region Ranges Default seçeneği seçiniz ve ileri butonuna tıklayınız. Tablo listesinde iller tablosunu ve kolon listesinden birleştir seçeneğini seçiniz. Tematik için kolon değiştir diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogdan satış 97 tablosundan alınacak olan kolon belirlenir. Kolon ve tablo seçildikten sonra eşleştir butonu kullanılarak ortak kolonlar tanımlanır. Değerin alınacağı tablo listesinde satış 97 tablosunu seçiniz. Hesapla listesinde değer seçeneğinin seçili olduğundan emin olunuz. Kolon kısmında ise toplam maliyet 97 kolonunu seçiniz ve eşleştir komutuna tıklayınız. Unutmayınız, WebInfo tabloları otomatik olarak birleştirmeyi deneyecektir. Fakat yine de her zaman hangi birleştirme metodunu kullandığına bakılması gerekir. İki tabloda da il adı kolonları aynı olduğundan il adı kolonlarını seçtikten sonra eşleşme tanımla diyaloğunu kapatmak için tamama tıklayınız. Açılan tematik harita yap adım 2 diyaloğunda kolon kısmına toplam maliyet 97 kolonun eklendiğine dikkat ediniz. Boşları alma kutusunu işaretleyiniz ve ileri butonuna tıklayınız. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra tamam butonuna tıklayınız. Tematik haritayı oluşturduktan sonra illerin satış 97 tablosunun toplam maliyet 97 kolonuna göre renklendirildiği görülür. İllerin veri sayfasını klavyeden F4 tuşu ile açınız.
İller veri sayfası incelendiğinde toplam maliyet 97 kolon eklendiği görülür. İller tablosu için bu uygulamada oluşturulan toplam maliyet 97 kolonuna sanal kolon eklenir. MapInfo'da oluşturulan bu sanal kolonlar geçicidir. Eğer iller tablosu kapatılacak olursa bu sanal kolon da kaybolacaktır. Bu kolon geçici olduğundan satış 97 tablosundaki kolona bağlıdır. Satış 97 tablosundaki kolonda değişiklik yapıldığında sanal kolona da yansıyacaktır. İller tablosunda ise bu kolonda değişiklik yapılmasına izin verilmez. Sanal bir kolon iki farklı şekilde saklanabilir. Birincisi, tüm çalışma proje olarak saklandığında geçici kolonda saklanmış olur. İkincisi, genel sekmesi kaydet, farklı kaydet komutu kullanılarak iller tablosunun bir kopyasını yeni bir tablo olarak kaydetmek mümkündür. Bu durumda toplam maliyet 97 kolonu bu yeni tablonun kalıcı bir kolonu haline gelir ve orijinal satış 97 tablosu ile bir bağlantısı kalmaz. Bir sonraki uygulamaya geçmek için genel sekmesi kapat, tüm dosyaları kapat ile açık dosyaları kapatınız. Tematik için başka tablodan veri kullanma. Coğrafi bağlantılar. MapInfo'da tabloları birleştirmenin bir başka yöntemi de coğrafi bağlantıları kullanarak birleştirmektir. Bunun yapılabilmesi için her iki tablonun da harita objelerine sahip olması ve birbirleriyle coğrafi bir ilişki içerisinde olmaları gerekir. Eğer bir tablodaki harita objeleri diğer tablodaki harita objelerini kapsıyorsa veya onların içerisinde ise MapInfo bu iki değişik tablodaki bilgileri ilişkilendirecek şekilde iki tablo arasında coğrafi bir bağlantı kurabilir. Uygulamaya başlamak için genel sekmesi aç, tablo seçeneği ile iller ve donatılar tablolarını açınız. Bu uygulamada her il içerisinde yer alan donatıların kar zarar değerlerine göre renklendirilecektir. Bu iki tablonun veri sayfası pencereleri karşılaştırıldığında her iki tabloda ortak bir kolon bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle veri tabanı bilgilerine dayanan ilişkisel bir bağlantı kurulamadığından eşleştirme işlemi için bu iki tablonun harita objeleri üzerinden yapılacaktır. Harita penceresinde de görüleceği üzere iller tablosuna ait nesneler, donatılar tablosuna ait nesneleri coğrafi olarak kapsamaktadır. Harita sekmesi, içerik grubu, tematik ekle komutuna tıklayınız. Tematik harita yap, adım 1 diyaloğundan aralık seçeneğini seçiniz. Alan için aralık tanımlı bir şablon seçiniz ve ileri butonuna tıklayınız. Tematik harita yap, adım 2 diyaloğundan tablo listesinde iller tablosunu, kolon listesinden birleştir seçeneğini seçiniz. Tematik için kolon değiştir diyaloğu ekrana gelecektir. Değerin alınacağı tablo listesinde donatılar tablosunu seçiniz. İl bazında toplam değer almak için hesaplı listesinde SAM seçeneğini seçiniz. Kolon listesinden kar zararı seçiniz. Unutmayınız, her ilde birden fazla donatı bulunduğu için hesapla kısmından SAM komutu seçilmiştir. Bu komut seçilerek bir il üzerindeki donatı kar zarar değerlerinin hepsi toplanacaktır. Eşleştir butonuna tıklayarak coğrafi eşleştirme için ikinci seçeneği işaretleyiniz. İkinci seçenekte bulunan açılır listeden içindedir seçeneğini seçiniz ve tamam butonuna tıklayınız. MapInfo bu işlemiyle iller tablosunda yer alan objelerin içinde kalan donatılar tablosunun objelerinin bilgilerini iller tablosuna aktaracaktır. Tematik için kolon değiştir diyaloğunu kapatmak için tamam butonuna tıklayınız. Tematik harita yap adım 2 diyaloğunda tablo olarak illerin, kolon olarak da toplam kar zarar kolonun seçildiğinden emin olunuz. Boşları alma kutusunu işaretleyiniz ve ileri butonuna tıklayınız. Tematik ile ilgili gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tamama tıklayınız. Bir önceki eşleştirmede olduğu gibi iller tablosuna donatıların toplam kar ve zarar bilgilerini içeren geçici bir kolon eklenmiştir. Bu çalışma proje olarak kaydedildiğinde bu geçici kolon da saklanmış olur. Eğer donatılar tablosuna yeni donatılar eklenecek olursa
Kaydedilen proje dosyası yeniden açıldığında tematik harita bu değişiklikleri yansıtacaktır. Bir sonraki uygulamaya geçmek için genel sekmesi kapat, tüm dosyaları kapat ile açık tabloları kapatınız.